Molly'ye Kunal'ın Nişli'yi bildiğini daha fazla ertelemeden söylemem gerekiyor. Benim kızım nerede? Nişli? Anne, Nişli nerede? Sen benim kardeşim değilsin. Babacığım sadece bana ait. Onu kimseyle paylaşmam. O sadece benim babam. Nişli senin kızın. Nişli benim kızım. Molly ile bizim kızımız mı? Eğer bana dondurma vermezseniz ben de kendimi tuvalete kilitlerim. Tıpkı babası gibi. Kunal da çocukluğunda böyle inatçıydı. Kunal, Nişli senin kızın. Babam geldi. Pari'nin babası geldi. Nişli, ellerini göster bana. Bu ne böyle? Maytap yakmaktan ellerim kir içinde. Gel çabuk yıkayacağız. Gel hadi. Gel. Pari? Gelin. Biz yaramaz değiliz. En iyi arkadaşlarız. Ayrıca Pari benim küçük kardeşim. Nişli? Daha babana sormadığın kızım, o onun en sevdiği dondurma biliyorsun. Molly, önemli değil. O senin en sevdiğin yemek. Hey, burada uyuyakalmış, gördün mü? Nişli? Nişli? Sanırım ağlayarak uyumuş. Bir şey mi oldu? Bir şey olmadı canım. Dondurma istiyordu. Zaten 6 tane yemişti. Yememesini söyleyince üzülmüştür. Sonra da ağlayarak uyumuş olmalı. Zavallı kız. Azarı yedikten sonra uyuyakalmış. Buradan sonra bir etkinlik planlamıştım. Başka bir yere gideriz diye düşünmüştüm. Biraz rahatlamak için. Ama biraz erken uyumuş görünüyor. Tamam o zaman sen de annesiyle git, tamam mı? Biz onu eve götürür sonra da yatırırız. Ama yalnız kalacaksınız. Eğer 2 kişiysek nasıl yalnız olabiliriz ki? Bu gece ikinizin gecesi canım. Onu dert etmeyin. Biz ilgileniriz canım. Siz sadece gidin. Geldiğiniz iyi oldu efendim. Pari sabahtan beri huzursuz. Sabahtan beri bir şey yemedi ve sizin dönmenizi bekledi. Yemek hazırlayayım mı? Babacığım çok kötüsün. Özür dilerim. Seni bir daha yalnız bırakmayacağım. Ben kötü bir babayım. Hem de çok kötü. Hey, benim lafımı bana karşı kullanma. Bunu sadece ben kullanabilirim. Başka kimse değil. Beni nasıl unutursun? Söylesene.
Ne oldu? Göster hadi. Düğmeni de çöz. Babacığım yaralanmışsın. Bekle geliyorum. Doktor olarak kendini tedavi etmiyor musun? O zaman ben senin doktorun olacağım. Nişan bu çok güzel. Nişan sırasında doğru düzgün yemek yiyemedin. Ben de senin için burada özel bir yemek ayarladım. Sana özel. Gerçekten Nişan bu çok güzel. Ayrıca herkesi buraya mı getirmeyi planlamıştın? Ha? Evet Kunal. Yalan söyledim. Hamile değilim ben. Bunlar boşanma belgeleri. Bu saatten sonra seninle herhangi bir şekilde ilişkimiz yok. Neden Molly, neden? Neden bana yalan söyledin? Ne diye yalan söyledin? Biliyor musun, herkes nişan sırasında bana iyi şans diledi. Ben de neden diye sordum. Zaten en iyisini yakalamışım. Bir şey söyleyeyim mi? Molly benimle evlilik kararından hiç pişman olmayacaksın. Bunlar benim en sevdiğim yemekler Nişan. Tatlım, ne kadar şanslı olduğunu bilmiyorsun. Çok lezzetli yemek yaparım ve bunları servis etmeyi de çok severim. Ha, akıllıyım. Kendime ait bir işim var. Yetenekliyim ve seni çok fazla seviyorum. Ayrıca sana masaj da yapacağım.
Ve seni gerçekten çok mutlu edeceğim. Böyle bir talebi kaçırma derim. Şimdi ben servis yapacağım. Molly, sana bir sürprizim var. Nedir? Sana birkaç hediye almıştım. Fakat onları sana vermedim. Çünkü senin kabul edip etmeyeceğini bilmiyordum doğrusu. Ama artık bunları sana verebilirim. Sen de kabul etmek zorundasın. Bunda anlaştığımızı umuyorum. Nişan, bunlar çok güzel. Ama kabul edemem bunları. Güzeller. Ama senden daha güzel değiller. Hayır Molly. Kabul etmelisin. Bu da benim hakkım. Bu nedir? Son sürprizim. Molly, seninle tanıştığımdan beri tüm dileklerim gerçek oldu. Ama geriye bir şey kaldı. Güzel bir hayat dilemiştim. Senin kadar güzel biriyle ve güzelmiştiyle ve çok da yakışıklı olmayan benimle bir hayat. Beraber olan ve birbirini daima destekleyen güzel ve mutlu bir ailemiz olmalı. Bundan dolayı bu feneri yakarak dileğimi gerçekleştirmemizi istiyorum. Benim gözüme bir şey kaçtı. Bakayım. Şimdi iyi mi? Molly nerede? Çok geç oldu. Tanrım. Molly? Merhaba anne. Özür dilerim, geç kaldım. Dinle. Merhaba büyük anne. Merhaba tatlım. Nişan beni dinlemedi. Çok büyük ve şaşalı bir yer ayarlamış. Bana bir sürü de hediye verdi. O kadar da söyledim böyle yapma diye. Anne işte uyanmadı değil mi? Onun için de bir sürü hediye almış. Nişanlandığım için gerçekten çok mutluyum. Mişti'yi çok seviyor. Tüm içtenliğiyle seviyor. Aslında gerçek babasından
daha iyi olduğunu kanıtlayacak. Misty'nin gerçek babası kim Molly? Kunal? Cevap ver Molly. Molly cevap ver. Neden sessiz? Misty'nin gerçek babası durumu biliyor mu? Söyle bakalım. Kunal. Anne lütfen. Oğlum Molly lütfen dur. Aramda, lütfen. Tamam mı? Bırak da halledeyim. Cevap ver Molly. Neden sessizsin? Sessizsin çünkü hiçbir zaman Misty'nin benim kızım olduğunu bilmemi istemedin. Değil mi? Nasıl yalan söyleyebildin Molly? Söyle. Böyle büyük bir yalan söylemeye hiç hakkın yoktu. Senin de herhangi bir şeye hakkın yok mu? Haklar hakkında konuşmaya nasıl cesaret edebilirsin sen? Madem sordun cevabını vereyim sana. Hiç söylemedim çünkü sen buna layık değildin Kunal. Hiçbir hakkın yok. Ne o zaman vardı ne de şimdi var. Lütfen şimdi git. Hayır Molly, hayır. Bir kızı babasından ayıramazsın. Ne yapmaya çalıştığının farkında mısın? Sadece bana karşı değil, Misty'ye karşı da vicdansızsın. Benim gerçek babası olduğumu bilmeyi hak ediyorum. Ne, vicdansız mı? Bana vicdan hakkında ders mi veriyorsun bir de? Bir anda ailesini bırakıp giden biri, onlarla tüm bağlarını koparan biri. Tamamen başka bir kadın için tüm haklarından vazgeçen biri bana vicdan hakkında ders mi veriyor Kunal? Bunun açıklaması var mı? Hayır Kunal, bu iş bitti. Bu iş bitti. Yo Molly, o kadar kolay değil. Madem her şeyi hatırlıyorsun, her şeyi bırakıp sana geri döndüğüm gerçeğini de hatırla. O bahsettiğin diğer kadını bıraktım ve sana geri döndüm. Yeni bir hayata başlamak için. Benim için hiç kolay değil. Ama yine de döndüm değil mi Molly? Döndüm. Gerçekten mi? Sen ona dönmek mi diyorsun bir de? Her an canın sıkkındı. Hiç konuşmuyor ya da gülümsemiyordun bile. Her an bana gönüllü bir şekilde dönmediğini hissettiriyordun. Sen geri dönmek zorunda kalmıştın. Çünkü bize iyilik yapıyordun Kunal. Bunu nasıl hissettirdiğini biliyor musun? Hamileydim Kunal. Benim senin sevgi ve şefkatine ihtiyacım vardı. Sense sürekli üzgün ve bunalımdaydın. Çünkü bize iyilik yapıyordun. Molly, birden ayrıldım işte. Tabii ki bunalımdaydım. Ne bekliyordun ki? Eski Kunal olmamı mı? Neşeli olmamı mı yani? İyileşmek için zamana ihtiyacım vardı. Bana zaman mı tanıdın? Eğer bana zaman verseydin iyileşebilirdim. Ama sen beni şiddetle cezalandırdın Molly. Bir kızı babasından ayırdın işte. Onu babasız büyüttün sen. Ben yanlıştım. Peki sen doğru muydun? Bir çocuğun masumiyetini kirletmek doğru mu sence? Benden şüphe duydun Kunal. O günü hatırladın mı? Bir çocuğu kurtarmak için yere düştüğüm o günü hatırladın mı? O gün benim hamileliğimden şüphelendin sen. Kulağa seninki şüphe değildi. Zaten onu istiyor ve onu deliyordun. Benim hamile olmamı istemiyordun. Bu çocuğu hiçbir zaman istemedin. Kabul et bunu. Bugün bu çocuk hakkında çok endişelisin. Fakat gerçek olan şey onu daha doğmadan önce istememiş olmandı Kunal. Bu beni üzen şeydi. Bize böyle bir şey için geri döndün. Ama gerçekte biz sana her zaman yüktük. Bunu hiç kabullenemedim ben. Sana Misty'yi söylemedim Kunal. Çünkü sen onu istemedin. Ve bizim de sana ihtiyacımız yok.
Nişti senin kızın. Nişti benim. Molly ile bizim kızımız mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.